sorusu geliyor efendim. 5 harfli cevaplarımızla haşır neşir oluyoruz artık, görelim. Doğal tansiyon ilacı olarak da kullanılan bir içecektir. Limon mu? Limon içecek değil. Limonata var. Tansiyon ilacı olarak. Bir harf alayım. Buyurun. Bu böyle tuzlu olduğu için malum. Ayran. Ayran bence. Şimdi harf almadan cevaplarsak ne âlâ. Takılırsak bu nedir yahu dersek de bir tane harf alsanız yeter. Buyurun gelsin. 9. yüzyıldaki icadından bu yana Çinliler icat etmiş. Milyonlarca can alan bir madde. Bu bir harf alayım. Savaşlarda filan kullanılmış. Can almak, cana kıymak için kullanılmış. Önce Çinliler bulmuş. Sonrasını Batı halletmiş zaten. Allah Allah. Bir harf daha alayım. Buyurun. Mertliği bozan icatlardan. Tüfek, silah, cirit. Cirit? Cirit. Yok. Bilemedim. Tüfek, silah güzel. Tüfek, silah. Bununla bağlantılı. Ama onları kullanmak için ne lazım? Ne lazım? Ben size soruyorum. Bilemedim. R'si var, T'si var. Ay. Yani tüfektir, tabancadır bunlar. Mühimmatla çalışır. O mühimmatın ateşlenmesi için de... Kurşun, barut. Barut, barut. Siz tabii daha çok aikidici olduğunuz için bu tip şeylere prim vermiyorsunuz. Evet. Buyurun yenisini efendim. Bazı eklem bacaklılarda bulunan besinleri parçalama, savunma ve saldırı amaçlı kullanılan organ. Bazı böceklerde bulunuyor. Besinleri parçalamak için kullanılıyor. Savunma saldırı amaçlı kullanılıyor. Tırnak mı? Tırnaklı böcek ben pek görmedim. Tırnak. Bir harf alayım. Alalım bir harf. Kıskaç. Nedir? Kıskaç. Şenay Hanım, şimdi başladık sayıyorum. Ve hemen geçiyorum diğer soruya. Altı harfli cevaplar bitsin. Süreniz güzel, merak etmeyin. Puanınız da güzelleşecek. Nasıl bir soruymuş? Eskiden halk ağzında balkır da derlermiş bu elektrik boşalımına. Elektrik boşalımı. Hı hı. Bir harf alayım. Elektrik boşalımı eskiden balkır diyorlarmış. Bir harf daha alayım. Şimşek. İşte bu kadar. 400 puan daha eklediler kasaya. Gelsin mi şimdi şu vergi dairesinden gelen sorulardan biri? Gelsin. Suratınızı buruşturmayın canım. Muhasebeyle ilgilendim yıllarca dediniz. Buyurun sizin için oyuncak bunlar. Hadi bakalım. Bir ticari kuruluşun batması, kapanması üzerine mal veya paralarının alacaklılara payları nispetinde dağıtılması işlemi. Yani biz dükkanı... işletmeyi... Tasfiye. Nedir? Tasfiye. Nedir efendim? Tasfiye. Tasfiye diyoruz. Tasfiye nedeniyle indirimli satışlar diye